Evet, Uğur için, her şeyin bir için. Hoş geldin abi. Nasılsın iyisin? Hoş bulduk. Iyisin? Teşekkürler. Sen değilsin. Ben deyim sağ olasın. Şimdi bu Thanksgiving'den dolayı bir boşluk olmuştu. Güzel açıklamalar var Luka'dan, Jad'dan, Ondan, bundan. İstersen Luka Doncic için Böyle tam manşet açıklamasıyla başlayalım. Luka Doncic Boston maçından sonra dedi ki muhtemelen ligin en iyi takımı onlar yani Boston Celtics'i kastediyor. Ve muhtemelen ligin en iyi ikilisi de onlar yani Tatum'la Jalen Brown'u kastediyor. Düşünceleri nelerdir? Sezon başında verilen bahis oranlarına göre baktığımız zaman Doğu Konferansı'ndan gözüküyordu olası şampiyon adayı. Hı hı. Boston Celtics ve Milwaukee Bucks olarak belirlemişti esas. Yanlış hatırlamıyorsam Las Vegas'taki bu meşhur işte bahis şirketleri. Doğru. Boston Celtics'te, de Milwaukee Bucks da bunun hakkını veriyor şu ana kadar. Üçüncü sıradaki aday da bildiğim kadarıyla Golden State Warriors'ı tabii zaten geçtiğimiz yılın şampiyonu ve güzel bir kadro istikrarları var. Şimdi bu bilgiler ışığında zaten Boston Celtics'in iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. İkilisinin de çok güçlü olduğunu biliyoruz. Jalen Brown, Jason Tatum olarak. Hı hı. Şimdi tabi burada Luka Doncic bunu çok güzel ifade etmiş aslında. Çünkü en iyi ikili olmanın esprisi sadece kağıt üstünde iyi görünmek veya iyi performans göstermek değil. Bütün bir sezon boyunca o istikrarı koruyabilmesi çok önemli oyuncuların. Şimdi bununla ilgili ne düşündüğümün yanıtı da aslında biraz bu dediğimde yatıyor. James Harden Joel Embiid dediğin zaman, Embiid istikrara kavuştu ama Joe, James Harden daha sık sakatlanır pozisyonda. Doğru. Jimmy Butler, Ben Adebayo ikilisi var doğuda. Eh, malum biraz daha bazen evet, Butler evet. maç kaçırabiliyor. Chris Middleton sezonun önemli bir bölümünü şu an kaçırdı. Yani Zaten sezona Hı -hı. başlayamadı daha giremedi. E, Giannis götürüyor daha orayı şu an baktığın zaman. Durant Kyrie Irving'i zaten söylemiyorum yok. bile. E, onun dışında doğuda kalan Demar Derozan'ın Zach Levine var. Var bir de belki sayarsan Trey Young, Dijon Tamür dersin ama, ama yani göreceğiz. Tabii Aha. doğu konferansında ciddi bir rakipleri kalmıyor böyle baktığın zaman. E, Batı konferansına geldiğinde LeBron James, Anthony Davis sayabilmen lazım. Şu an orada bir istikrar yok. LeBron sakat. Hı hı. İşte bizimkiler gruba mesaj atmıştı ya. Dünya Kupasına gitti LeBron diye. Ha, i̇şte doğru. Hepsi çıktı. <laughs> Lebron Dünya Kupası'nda şu an. E, o kaçırdı. Anthony Davis şimdi şimdi tekrar bir istikrar tutturdu ve canavar gibi bir performans sergiliyor ama yan yana gitmiyor. Hı hı. LA Clippers'ta Kawhi Leonard'la Paul George yan yana iyi devam edemiyorlar şu an. Hı hı. Çünkü Kawhi Leonard biliyorsun çok böyle net hamili. Sahaya bir türlü giremiyor. Giremedi. İşte, evet. Dinlenmesi gerekiyor vesaire falan çocuğun. E, Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın yanına direkt koyacağımız isim Anthony Simons mı? Bence değil. Yok. E, Utah Jazz Lig'in iyi takımı konumunda olmasına rağmen sürükleyici bir ikilisi yok. Esas zaten burada ana faktör bence Luka Doncic'in kendisi. Çünkü bu senenin esas MVP adayı bence normal sen normal sezon MVP adayı Luka Doncic. Fakat şu an için yanına tabii ki Jalen Brown gibi o yüksek randımanı verecek birisi çıkmadı daha. Yok evet ve hani hep de söyleniyordu hani Luka'nın yanına Porzingis dediler. O zaman Porzingis iyiydi. Yani şey olarak iyiydi. Yani medya açısından güzel oldular. Olmadı. Başka birisi bilmem ne. Sanki Luka bana şey gibi de geldi. Hani benim yanıma dediğin gibi birisini verseniz aslında ligin en iyi ikilisi biz oluruz ama şu an o da farkında gibi. Hani sanki Jalen Brown'la Jason Tatum biraz önlerinde kalıyor onun. Doğru. Bunun ardından başka bir açıklamaya geçiyorum şimdi. Yani Luka Doncic dedi ki en iyi ikili. Tatum Lebron. Jamur doğrudan dedi ki dur kardeşim ben daha farklı bir olaya giriyorum dedi. demiş ki Jamur insan ve robot karışımı gibiyim. Ben eşsiz bir adamım. İnsan olduğumu zannetmiyorum. Bunun arkasında neler olduğunu görmek için laboratuvara gidip birkaç test yaptırmam gerek. Yani burada herhalde bir idrar testi, bilmem kan testi gibi şeyler. Lig de aynısını yapıyor. Sakatlıktan döndükten sonra hemen hemen ardından uyuşturucu testi yaptılar. Yani Jamuran, gerçi ben de Jamuran gibi böyle uçsam, zıplasam, hani smaç bassam derim ki ya galiba insanım ama hani çok da insan değilim derim ama yani ne diyorsun Jamuran sence insan mı? İşte o ona herhalde sen Allah'ın bir lütfusun dememiz He. lazım. Öyle bir şey denmesini istiyor. E şimdi baktığın zaman tabii ki çocuk çok yüksek performans gösteriyor. İstatistiklerini yüzdeleri düşünmeden hı hı. ve tabii blok istatistiklerini düşünmeden koyduğun zaman bildiğin aslında Lebron James vari bir istatistik koymuş. Hı hı. 27 sayıya yakın bir sayı ortalaması var. İşte 7'ye yakın asist ve var. Doğru. Birden fazla top çalması var. Aile sumacı var. <laughs> Uçuyor kaçıyor zaten hı hı. baktığın zaman çok özel bir oyuncu. Zaten sporu bu gibi oyuncular yüzünden izliyoruz. Tabi izlettir ya. İşte Kyrie Irving'in böyle çılgın halleri, Cam Orant'ın işte saha içindeki çılgın hareketleri vesaire. Daha keyifli kılanlar bunlar. Ama da bir biraz abarttığı da bir gerçek. Ya gerçek bir de hani şey şimdi baktım Memfis Memphis 7. sırada gözüküyor. Yani 10 galibiyet 8 mağlubiyet diyor. Güzel bir kadroları var aslında. Ama yani sence Ja için bir şey medyada şey oluşmaya başladı yani. Bu da Ja'nın takımı. Bu da şöyle ama sanki daha biraz daha bir şey var gibi Ja Morant. Hani böyle Gitmedi. baba ben bayağı birisiyim demesi için daha yolu var yani. Gitmesi gereken daha bence çok yol var. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle hatırlarsan bir istatistik vardı. Ja Morant sahada olmadığında daha çok yüzdeyle maç kazanıyordu. Doğru. Memphis Grizzlies ve bu çok yüksek maçta Hı -hı. seyretti. Belki 20-25 maç kadar böyle bir örnek deneme imkanı oldu Grizzlies'in. Bunların çoğunu kazandı. Hı hı hı. Çünkü baktığın zaman tabii ki Desmond Payne olsun, Dylan Brooks olsun koçları hı hı. ve onun haricinde işte Steven Adams ve diğer oyuncularla beraber bir bütün olarak güzel bir kadrosu var iyi basketbol oynuyorlar ve oyunun gerekliliklerini sahaya yansıtıyorlar gerçekten. Disiplinli dolayısıyla sadece Can'ın ja takımı ve o alıyor gidiyor gibi bir olay bence de tabii, yok. Tabii. Uğur'dan da isteriz bu arada Can'la hani ja alakalı son olarak şeyi söyleyeyim. Bir kadınla bir hatırlıyorsun restoranda karşılaşıyor Can. Ja. Hmm. Ya diyor sen kimsin birisin herhalde filan. O da diyor hani ben oyun için filan nerede oynuyorsun Memphis'te. İlk başta Ja orada şey diyor. Black Jesus diyor. Yani demek ki bunda Ja'da bir şey var hani. Oo, bayağı. Tabii tabii sen kimsin Black Jesus diyor mesela bir, belki bir şey de var hani kendini başka bir yere koyuyor. İstersen şimdi bir doğudan gittik batı gene bir batı takımına yöneleceğim. Minnesota Timberwolves'ta. Rudy Gobert dedi ki. Yani biliyorsun Minnesota aslında fena da başlamadı tahminlere Tabii. göre. Ama taraftarlarla beraber böyle bir aralarında bir husumet oldu. Böyle maçlarda bazı kopma anlarında taraftarlar gerçekten olağan dışı bir tepkiler göstermeye başladı. Gober de dedi ki takımı yuvalayan taraftarları gerçekten takdir etmiyorum. Eğer bir taraftarsan takımını iyi veya kötü zamanda desteklemelisin. NBA tarihinde kötü dönemden geçmen tek bir takım bile yok. Bu yüzden eğer kötü günde bizim yanımızda olmayacaksınız lütfen evinizi de izleyin. Zor anlarda bir taraftar olarak takımınızı kucaklayacaksınız. Bu destek bizim hoşumuza gider demiş. Yani bayağı da net konuşmuş aslında. Ee, sağ olsun da Minnesota'nın da kötü günü bitmiyor ki. Tabii evet. yani. Onlar... <laughs> Onlar için baktığın zaman bir feda sezonu gibi de değil. Bayağı bir feda. Tabii onlar. Yani feda çarpı 3-4 gibi oldu. E, 20 yıldır falan feda Doğru. ediyorlar bir şeyleri artık neyse. E, baktığında bunlar sadece işte Jimmy Butler, Carl Anthony Townslu, Andrew Wiggins'li sezonda playoff E Bir de geçen yıl bir playoff yaptılar hatırlarsın. Ortalık şenlik yerine döndü. Evet. O Patrick Beverley falan. Ya, ağlayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle duygusal <laughs> anlar yaşandı. Evet. E şimdi... Ben o açıdan bakıyorum Minneapolis seyircisi o şehrin taraftarı falan demek ki biraz daha bunları istiyor. <laughs> Ama tabii işin diğer kısmına da dönersek adam neticede haklı. Kalkıp sen durduk yere adamı yuhalıyorsan veya işte bir maç kötü gitti diye istediği performansı oyuncudan alamadın <laughs> diye yuhalıyorsan bu da yersiz. Şimdi bunun hepsini düşündüğün zaman vardığımız nokta bence biraz daha şuraya çıkıyor. E, Towns Gober ve onun haricinde tabi esasen Anthony Edwards'la beraber bu üçlünün üstünde ve genel olarak Minnesota Timberwolves üzerindeki beklenti daha yüksek. Hı hı. Çünkü seyirci de muhtemelen hissediyordur. Batı'daki diğer takımlar bir 5-6 yıl önceki gibi veya yani neyse işte bizim evet, eskiden hatırladığımız düzeyde değil daha kırılganlar. Yani o playoff şeyini yapabiliriz diyor. Yani Gerçi şu an Minnesota'ya baktığım zaman 8'in sırada gözüküyor. 10 galibiyet 8 mağlubiyet yani play Tabii. in potasıyla o arada gidip gelecek gibi ve dediğin gibi yani bir yerde de aslında şey düşünüyorum. Rudy Gober özelinden çıkarsam bir oyuncularla taraftarlar arasında gerilim hep yani böyle kademeli kademeli artmaya başladı. Yani mesela Russell Westbrook örneğini çok iyi biliyorsun. Bunun sebebi ne peki? Yani önceden de hakikaten görüyorduk bunu, şey yani duyuyorduk ama mesela medyadan dolayı çok da böyle gün yüzüne çıkmıyordu ama şu an mı sence çok böyle hani ya illallah be yeter be bir destekleyin falan moduna mı girdiler? Nedir yani? Ya da bir tahammülleri mi azaldı? Bana kalırsa insanların tahammülü azaldı. Çünkü her bir vatandaşın diyeceğim artık her bir insanın egosu çok büyüdü. Hı hı. Artık bunu görebiliyorsun. Senin sıradan vatandaşlarında dahi çok yüksek egolar var. Hı hı. Sen bir mesela hastanenin ne bileyim <laughs> belki yoğun bakım ünitesine değil ama bir hastanenin mesela müşahede kısmına dahi girdiğinde insanlar rahatlıkla böyle TikTok izliyor ve yüksek sesle bunu yapabiliyorlar. Evet. İlle ikaz etmen gerekiyor. Onun haricinde mesela toplu taşımada Artık herkes bir şeylere bakıyor, bir şeylerle ilgileniyorum ben Hı -hı. havasında. İşte kulak şey, kulak içi kulaklıklar diyeceğim, Hı -hı. bluetooth kulaklıklar, Hı -hı. şunlar bunlar falan. Hayat çok hızlandı. Herkes çok önemli vaziyette. Hı -hı. Dolayısıyla sahanın içindeki olayın da kendi istediği gibi olmasını istiyor. Hı -hı. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Oyun iki taraflı oynanıyor. Birisi kazanacak. E, tabii canım. Birisi kaybedecek. Tamam, sen geçen yıl playoff yaptın. Takımın güzel oynadığı iyi bir Leo Feşişmesi de bizlere sundular filan. Fakat burada bunlar gelecek dönemin başarısını garanti etmez. Bir takım değişimler oldu, bir takım takaslar gerçekleşti. Burada o kadronun da o istikrarı yakalaması lazım ve Gover'in haklı olduğu noktada Kardeş, ben de yeni geldim bu kadroya. Hı -hı. Biz de bir şey ortaya koyuyoruz, boş oynamıyoruz tabii gibi diyor. Dolayısıyla bir destur diyor, bir vakit ver bize bir ya bir süreç lazım da... diyor. Tabii ki daha sene başlayalı ne kadar oldu zaten. Tabii. Yok, doğru. Yani buradan Gober'e diyorum umarım taraftarlarını kaybetmezler. İstersen bir de yani bu taraftar Gober geriliminden sonra güzel bir habere geçeyim. Biliyorsun Cedi konuştuğumuz videodan sonra zaten orada aslında daha başka şeylerden konuştuk ama Cedi şu an şeyde gayet güzel gidiyor. Yani Cleveland'da hakikaten belli bir rolü benimseyip ona göre ilerlemeye başlamış vaziyette. Cedi'nin en son maçından sonra da Darius Garland'la danımımı Cedi hakkında güzel açıklamalar yaptı. İstersen hemen hızlıca onları söyleyeyim. Evet. Garland dedi ki cidden, özgüvenin gittikçe artıyor. Bulduğu süreleri çok iyi değerlendiriyor. Çok verimli ve sahanın iki tarafında da mücadeleci. Bizim de böyle bir çok net bir şekilde demiş ki tamamlayıcı oyuncuya ihtiyacımız var. Takımda kendine yer bulduğu için mutluyuz. Donovan Mitchell da demiş ki Cedi açık sahayı yakaladığında hızlı hücuma gitme gerek bile duymuyorum. Bu yüzden topu çaldığımda ona atıp gitmesine izin veriyorum. Sahanın her iki tarafında da olağanüstü oynuyor. Takım için çok fazla şey yapıyor. Cedi şu an olağanüstü bir vaziyette. Yani bu açıklamaları görünce ben çok şey oldum yani Duygulandım. Yani sen ne düşünüyorsun? Ne kadar güzel bir şey tabii. Aslında geçtiğimiz videoda konuştuğumuz hadiseye de çok güzel bir vurgu yapıyor. Bir insandan ne beklediğinle ilgili, o insanın Aha. neleri gerçekleştirebileceğiyle ilgili çok güzel bir done bu. Aha. Çünkü bu adam diyor ki işte karşımızdaki sporcu açık alan yakaladığında pozisyonları iyi bitiriyor vesaire vesaire. Tekrar söylememe gerek yok hepsini. Tabii ki gayet hoş. Cedi adına da güzel bir gösterge. Çünkü Mitchell Garland ikilisinde zaten Mitchell çılgın atıyor bu sene. Tabii. Ama Garland da oyun liderliğini eline almış vaziyette. Hı hı. E, onun haricinde kadro yapısı Cleveland'da güzel bir bütünlüğü koruyor. Evan Mobley de bence çok potansiyelli ama daha henüz o aşamayı kaydetmedi. Cedi de bunların içinde kendisine 6-7 yıllık işte NBA tecrübesiyle beraber çok güzel bir konum buldu. E, Enerjisi, dinamizmi yüksek filan. E, bizler için de bence önemli bir gösterge. Hı hı. Çünkü hep kafada bir şey var böyle bir karpuz kabuğundan gemiler yapma ha, isteği öyle. var. Ya ama şimdi bu arkadaş böyle bir sporcu. Tabii. Dolayısıyla ederini bulmuş. dediğim gibi yani o netliği takımın çizebilmesi müthiş bir şey çünkü Tabii. o netlik olduğu zaman Cedi de daha fazla üretebiliyor daha fazla özgüveni yerine gelebiliyor diğer türlü geçen videoda konuştuğumuz gibi yani o insandan Cedi özelli değil mi başka insan özelli de çok fazla şey beklediğinde e, o sistemin nasıl bir çıktı vereceğini bilemiyorsun. Ama burada çok net istekler olunca sen oradan o koşu yapıp o turnikeye atacaksın. Ya da reboundu alıp şuna vereceksin. Bu bu. Bu şeyler olduğunu he diyorsun tamam bak bu adam gayet de pekala çok güzel oynayabiliyor diyebiliyorsun. Tabii. Başka yani Thanksgiving'i geride bıraktık. Bakalım hani bir böyle Thanksgiving şeyleri de güzel bir gösterge oluyor. Hani genelde 18 ile 20 maçı bir geride bırakıyoruz. Tabii. Ondan sonra bir farkına varıyoruz. Ha yani şu takım sanki biraz daha böyle iyi gidecek. Bu belki toparlayabilir falan. Bakalım sezonun geri kalan 60 maçlık süresini All Star All Star tabii, öncesine tabii. kadar kısmında bakalım nasıl şeyler olacak? Güzel bir mola imkanı oldu Hı -hı. All Star arasına kadar. Dediğin gibi gözlemleyeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Bir Heh. de dinleyicilerimiz, izleyicimiz olursa. Ne kitap önerisi Sadi Sadi adlı yazarı okumalarını hmm. öneririm diyeceğim. Hadi Ego ile ilgili konuştuğumuz için bugün bunları buraya ekledim. Ondan o zaman e, Gülistan'ı mı diyorsun? Hangisini? Gülistan'ı okumaları tabii daha iyi olur. Gülistan biraz daha uzun Aha. bir kitap. Gülistan gayet güzel. E bakalım, bu Black Friday'de yakalayabilirlerse <laughs> umarım güzel bir fırsat olurlar. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Bitirdik. Bitirdik. NTV spor çıkışıyla bitirelim. Or... Vur bana.